Merhaba arkadaşlar. Bizim bu örneğimizde yapacağımız işlem temel fotoğraf rötuşlama çalışması. Burada kullanacağımız araçlar ise sırasıyla Spot Healing Brush Tool, Red Eye Tool ve Dodge Tool. Bu gerekli temel düzenlemelerden sonra da görüntümüzde renklerin tonunu, doygunluğunu, parlaklığını ayarlamak için ton doygunluk ayar katmanını kullanacağız. Ve ardından da en son işlem olarak görüntümüzü keskinleştireceğiz ve bu şekilde fotoğrafta net olmayan görüntüler netleşmiş olacaktır. Şimdi işlemimize dönecek olursak, öncesinde fotoğrafımızı karşılaştırabilmemiz için bir kopyasını alıyoruz ve bu kopya üzerinden çalışmamıza devam ediyoruz. Bunun için Ctrl C'ye basıyoruz. Yapacağımız ilk işlem ciltteki lekeleri temizlemek, beyaz saçı gidermek ve ufak tefek hataları onarmak üzere olacaktır. Ve sivilcelerimizi temizlemek için zoom yapıp yakınlaşıyoruz. Buradaki Spot Healing Brush Tool bize tamamen fotoğraftaki lekeleri ve hataları hızlı gidermek için işimize yaramaktadır. Nokta düzeltme fırçası, düzeltme fırçasına benzer biçimde çalışıyor. Görüntü veya desenden örneklenen piksellerle boyama yapıyor ve örneklenen piksellerin dokusunu, ışığını, saydamlığını ve gölgelendirmesini düzeltilmekte olan piksellerle eşleştiriyor. Düzeltme fırçasına farklı olarak nokta düzeltme fırçası örnek nokta belirlememizi gerektirmiyor. Bunun için şimdi nasıl çalıştıracağını göstermek istiyorsak öncesinde gerekli ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Bunun için fırça boyutunu biraz düşürelim. Sertliği de %100 olarak seçelim ki işlemimiz güzel ortaya çıksın. Ve burada Content Aware'i seçmemiz gerekiyor. Böylece içeriğe uygun bir temizleme işlemi olacaktır. Yani seçimi tamamen doldurmak için yakındaki görüntü içeriği karşılaştırılacak. Ve bu sırada gölge ve nesne kenarları gibi önemli ayrıntılar gerçekçi bir şekilde korunacaktır. Diğer tip özelliklerinden de bahsetmek gerekirse doku oluştur. Seçimin içindeki pikselleri kullan demek oluyor. Doku işe yaramazsa ikinci kez alanda sürüklemeyi denemek gerekiyor. Yakınlık eşleşmesi de yama olarak kullanılacak alan bulmak için seçimin kenarlarının çevresindeki pikselleri kullanmaktadır. Biz burada dediğimiz gibi içeriğe uygun bir şekilde bir arma yapılacaktır. Ve bu işlemleri Sample All Layers seçili şekilde yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bütün katmanlardan örnek veri toplanmış onun olacaktı. Ve şimdi gelelim sivilcelere. Spot Healing Brush Tool seçiliydi. Ve sivilcelerimizi temizlemek için fırçamızı biraz daha büyütebiliriz. Temizlemek istediğimiz sivilcelere, aknelere gelip üzerine bir kere tıklayıp bıraktığımızda hiç beklemeden bu temizlemenin, onarmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu şekilde hızlı bir leke temizlemesi olmaktadır.
kaşlarda çıkıntı olan kısımlar için de yine aynı şekilde bu Spotilink Brush Tool'u kullanabiliriz. Saçlardaki beyazlığı gidermek için de yine aynı şekilde bu tool ile onarmaya devam ediyoruz. Ve yaptığımız işlemi bir önceki haliyle karşılaştırmak istersek sağ taraftan bu göz işaretini kapatıp açabiliriz ve bu şekilde aradaki iyileştirmeyi görebiliriz. Ve şimdi fotoğraflarda yapılan rötuşlardan biri olan kırmızı gözü onarmaya gelecek olursak yeni bir layer açıyoruz. Bu kırmızı göz aracı insanların ve hayvanların flaş kullanılarak çekilmiş fotoğraflarındaki kırmızı gözü kaldırmaya yarıyor. Bizim bu fotoğrafımızda çok hafif bir kırmızılık göze çarpsa da bu aracın kullanılmasından bahsetmek iyi olur diye düşünüldü. Yaptığımız işlemin farkını görebilmek için zaten ayrı bir layer açmıştık. Ve şimdi bu Spot Healing Brush Tool'un alt kısımlarından Red Eye Tool'u seçiyoruz ve karşımıza seçeneklerde Pupil Size ve Darken Amount çıkıyor. Bu Pupil Size göz bebeği boyutu demek oluyor. Kırmızı göz aracının etkilediği alanı büyütüyor ya da küçültüyor. Koyulaştırma miktarı da bu düzeltmenin koyuluğunu ayarlıyor. Bizim burada çok fazla bir düzeltme yapmamıza gerek yok. O yüzden bu ayarlar bu şekilde kalabilir. Ve kırmızı göz düzeltmek için de bu göz bebeğine gelip bir kare çiziyoruz. Ve bir renk değişimi, kırmızılığın giderildiğini görüyoruz. Çok hafif bir şekilde. Ve karşılaştıracak olursak o hafif değişimi de görebiliriz. Şimdi böylelikle artık fotoğraflarımızdaki kırmızı gözü kaldırılmasını sağlayabiliriz. Ve artık dişlerimizi beyazlatma işlemi sırada. Bunun için yine ayrı bir layer açıyoruz. Dişlerimize yakınlaşıyoruz. Burada kullanacağımız tool soldurma aracı yani Dodge'dum. Bu burada bende hazır olarak gözükmekte ama öncesinde Edit Toolbar'da bende gözükmediğinden dolayı bu kısımdan seçip kenara sürükleyip Done yaparak buraya geldi. Dodge Tool'a tıklamıştık. Bu görüntünün alanlarını açıklaştıran bir soldurma aracıdır. Bir baskının belirli alanlarında pozlamanın düzenlenmesi için geleneksel bir karanlık oda tekniğini temel almıştır. Dişlerimizi beyazlatmak için de bu aracı kullanabiliriz. Ve şimdi dişlerimize yakınlaşmak için. Ve şimdi dişlerimizi beyazlatmaya başlayabiliriz. Bunun için öncesinde bir fırça ayarı yapmamız gerekiyor. Şu anki fırça boyutu yetersiz gözüküyor. Biraz fırça boyutumuzu yükselttik. Farkımız düşük olursa iyi olur. İlk olarak yapacağımız iş dişleri beyazlatmak dedik. Bunun için öncelikli olarak orta tonlardan beyazlatmaya başlıyoruz. Exposure değerinin düşük olması bizim için önemli. Bu şekilde beyaza yakın bir doğallık sağlayabiliriz. Ve sonrasında dişlerimizi bu şekilde parlatmaya başlıyoruz.
Ve tabii ki bahsetmeyi unuttum. Burada protect tones işaretli olmalı. Ancak bu şekilde renkleri değişen tonlardan koruma sağlanmış olur. Ve doğal bir renk yakalanmış olur. Burada gerekli boyamayı yapıyoruz. Ve şimdi sıra diş köklerine geliyor. Çünkü oralarda sarılık epey fazla. Ve shadows, karanlık olan kısımlar için seçilmiş olunuyor. Exposure değerini biraz arttırabiliriz. Bu şekilde dişlerin kökünün beyazlatılması sağlanır. Şimdi dişlerimizin renginde biraz daha düzenleme yapmak istiyorsak renk örneği toplamak için Color Sampler Tool'a gelelim ve şuradan bir örnek alalım. Aldıktan sonra Picker Color'a geliyoruz ve burada aslında dişimizin beyazlığının gayet ideal olduğu gözüküyor. Eğer ki biraz daha buralarda bir yerde kalsaydı bunu sol üst köşeye doğru seçip biraz daha doğal bir renk seçebilirdik. Biz şimdilik şöyle bir seçim yapmış olalım. Burada bir renk değişiminin yapıldığı gözüküyor. Okey dedik. Ve artık dişlerimizi bu renk tonunda boyayabiliriz. Ve tabii öncesinde mod kısmında sizde normal seçili olacaktı. Oradan color'ı seçiyoruz ve bu şekilde dişimizin olması gereken diş tonunda bir boyama yapmış olacağız. Opasiteyi de biraz düşürüyoruz ve boyama işlemine başlıyoruz. Gayet ideal bir boyama yaptığımızı düşünüyorsak ve her yerin boyandığından da eminsek işlemimiz bitmiştir. Ve aradaki farkı görebilmek için değerimizi açıp kapatıyoruz ve dişlerimizde bir beyazlama olduğunu görüyoruz. Ve artık bir sonraki işlemimiz görüntümüzdeki renklerin tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını ayarlamak oluyor. Bunun için ayar katmanına geliyoruz. Katman, yeni katman ayarı, yeni ayar katmanı, ardından ton doygunluk seçeneğini seçiyoruz ve gelen İletişim kutusunda tamam seçeneğini tıklıyoruz. Bu ton doygunluk ayarlaması CMYK görüntülerdeki renklerin çıktısını alırken ince renk ayarlarının yapılması açısından özellikle yararlı olmaktadır. Biz burada sadece genel bir renk değişimi yapıp fotoğrafımızda istediğimiz renk düzenini yakalamaya çalışacağız. Burada bir özellikler paneli açıldı. Hazır ayar menüsünden istediğimiz şekilde seçimler yapabiliriz. Ama biz default değer üzerinden devam edeceğiz. Buradaki master kalıp demek oluyor. Tüm renkleri bir kere de ayarlamak için seçilir olmalıdır ki farklı renk aralıklarında ayrı ayrı çalışmak istiyorsa buradan kırmızı, sarı, yeşil sırasıyla seçebiliriz. Tüm renklerde ayarlama yapmak için geri dönüyoruz. Ve tüm renklerin tonunda bir ayarlamaya gidiyoruz. Bu ilk kaydırma seçeneğiyle yapılmakta.
burada nasıl bir değişim olduğunu görebiliyoruz. Buradan artık hani hangisi hoşumuza gidiyorsa, hangi değer hoşumuza gidiyorsa o değerde kalabiliriz. Bunu bu şekilde beğenmiş olalım. Saturation doygunluk oluyor. Aynı şekilde fotoğrafımızın doygunluk oranıyla da oynayabiliriz. Şöyle bir ayar hoş olabilir. Ve lightness fotoğrafın açıklığıyla oynamak oluyor. Bu şekilde epey bir renklerde açılma oluyor. Sola doğru gidildikçe de renklerde kararmalar başlıyor. Bu bizim için güzel, ideal renk aralığı olmuş olsun. Artık istediğimiz ayarları yaptığımızı düşünüyorsak, bu katmandaki bütün ayarları tek bir katmanda toplamak için bu iki katmanı tek bir katmanda toparlayabiliriz. Bunun için her iki katmanı seçiyoruz. Sağ tıklayıp Merge Layers diyoruz. Ve bütün özellikler tek bir katmanını toplanmış oluyor ve artık bir önceki işlemimizle karşılaştırabiliriz. Bu şekilde bir iyileştirme olmuş. Ve artık fotoğrafımız için yapılacak değişikliklerin bu kadar olduğunu düşünüyorsak görüntümüzü keskinleştirebiliriz. Bunun için ayrı bir layer açtık. Görüntü keskinleştirmede bahsedeceğimiz mevzu ise tamamen şu. Fotoğraflarda net olmayan görüntüler Smart Sharpen özelliği sayesinde sadece birkaç komut yolu kullanılarak netleştirilebilmekte. Düzenlemek istediğimiz bu fotoğrafı Filter üst menüsünden Convert for Smart Fillers'a tıklayarak akıllı bir filtreye dönüştürmüş oluyoruz. Ve burada dönüştürüldüğünü şuradaki ufak simgeden de anlamış oluyoruz. Ardından akıllı filtre keskinleştirilmesi için tekrardan filtre geliyoruz. Ardından Sharpen, Smart Sharpen'a tıklayıp bu komut yolunu çalıştırıyoruz. Smart Sharpen panelinde preview kutusunu işaretlersek yapacağımız işlemi, değişiklikleri görebiliyoruz. Burada amount bölümündeki değerimizi arttırdığımızda keskinleştirmenin arttığını görmekteyiz. Bunu biraz düşürebiliriz. Reduce ve Noise bölümündeki değerleri oldukça az bir miktarda girmek yeterli sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır. Reduce, keskinleştirmeden etkilenen kenar pikselleri çevreleyen piksel sayısını belirler. Yarıçap değeri arttıkça kenar daha geniş olarak etkinlenir ve keskinleştirme daha belirginleşir. Biz burada daha yumuşak bir keskinleştirmeyi daha uygun gördüğümüzden daha düşük bir değerde tutabiliriz. Reduce Noise'da parazite azalt demektir. Önemli kenarların etkilenmemesini sağlayarak istenmeyen paraziti azaltmış olunuyor. Bunu da dediğimiz gibi düşük bir değerde tutuyoruz. Buradaki Remove Kaldır demek, görüntüyü keskinleştirmek için kullanılan keskinleştirme algoritmasını ayarlamak demek oluyor. Burada genellikle kullanılan Lens Blur, mercek bulanıklığı oluyor. Görüntüdeki kenarları ve ayrıntıları algılar ve ayrıntılarda daha hassas keskinleştirme ve keskinleştirme halelerinde azalma sağlamaktadır. Gauss bulanıklığı ise görüntüdeki kenarlar boyunca
kontrastı arttırıyor. Hareket bulanıklığı, motion blur ise fotoğraf çekilirken fotoğraf makinesinin veya konunun hareket etmesinden kaynaklanan bulanıklığın etkilerini azaltıyor. Dediğimiz gibi ayrıntıların daha iyi keskinleştirilmesini ve keskinleştirme halelerinin azaltılmasını istiyorsak lens blur'u seçebiliriz. Gölge ve vurgu yani açıklıkları kullanarak da koyu ve açık alanların keskinleştirilmesi sağlanmaktadır. Gölge alanlar çok gözükmüyor. O yüzden burada yapacağımız işlemler pek bir anlam ifade etmeyebilir. Bunlar daha çok CMYK çıktıları için daha net farkı göstermektedir. Şimdi yapacağımız işlemler bu fotoğraf için bu kadar. Ve artık okey diyebiliriz. Ve artık fotoğrafımıza akıllı keskinleştirme filtresi uygulandığını bu aşağıya çıkan sekmelerden de anlayabiliriz. Sonuçlarla memnun kaldığımızda da akıllı keskinleştirme filtresini az önce de tamam diyerek uygulamış oluyoruz. Çalışmamızın son hali bu şekildedir. İlk haliyle karşılaştıracak olursak yapılan çalışmanın detayları bu şekilde görünmektedir.